Merhaba arkadaşlar. Basit eşitsizlikler ve mutlak birer soru çözümü videosunu hazırlayacağız birlikte. Birinci bölümünü sitemizde bulabilirsiniz. Sitemiz ralipsahin.com'a ise Google'a cehalet düşmanı yazarak ulaşabilirsiniz. İkinci bölümünde karşınızdayız testimizin. Başlıyoruz. 11. sorumuz. X küçüktür Y, küçüktür sıfırdan küçüktür Z. X artı y. X ve y x de eksi işaretlidir. Ortak işaret x ile aynı işaret olduğu için toplamlarıdır. Toplama. Mutlak değer dışına ise işaret değiştirerek çıkacaklar. Eksi x eksi y olarak. X eksi z. X eksi işaretliydi. Z artı işaretliydi. Önünde eksi var. Yani ikisi de eksi işaretli oldu. Dışarıya İşaret değiştirerek çıkartacağız. Eksi x artı z. Şurada arada bir eksi var. Parantez içine yazalım bunu. Z eksi y. Y eksi işaretliydi. Önünde de eksi var. Artı oldu. Z de artı işaretli. İkisinin toplamı toplanarak çıkacak. Artı z eksi y olarak çıkacak. Y eksi işaretliydi çünkü. Şu eksiyi parantez içine dağıtacağız. Eksi x, eksi y, eksi x artı z. Eksi z artı y. Eksi z artı y. Zıt işaretli aynı harfler birbirini götürecek. Eksi z artı z birbirini götürdü. Eksi y artı y birbirini götürdü. Ne kaldı? Eksi x, eksi 2. Eksi x, eksi x ne yapar? Eksi 2x cevap bursa. 12. sorumuz. X eksi y eşittir eksi 2. X eksi y eksi 2. Mutlak değer dışına artı olarak çıkacak. 5 çarpı 2. Eksi 3 çarpı. Y eksi x. X eksi y eksi 2 ise y eksi x artı 2'dir. 3 kere 3'ü yazmıştık. 2. 5 kere 2 10. 3 kere 2 6. 10'dan 6 çıktı. Cevap 4. 13. soru. X sıfırdan büyük ise artı x dışarıya da artı olarak çıkar. 2x eksi 4. Böyle. Eksi x. X işareti artıydı. Burada eksi işaret almış oldu. Dışarıya artı olarak çıkacak yine. Ama önünde yine eksi var. Eksi x artı 2. Yukarıyı iki parantezine alırsak, neden iki parantezine alıyorum? 2 çarpı x eksi 2 çarpı 2'dir. Payda ise eksi x artı 2. İki parantezine alırsanız, iki parantezine aldım. Buradan x geldi, buradan eksi 2 geldi. X eksi 2. Böyle. Burayı da eksi bir parantezine alırsanız, işaret değiştirirler. Artı x eksi 2. X eksi 2'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? 2 bölü eksi 1. 2'nin 1'e bölümü 2. Artının eksiye bölümü eksi 2 cevap Edirne. 14. soru. Mutlak değer x çarpı x sıfırdan küçüktür. Mutlak değer x artıdır. Çarpımlarının sıfırdan küçük olabilmesi için x'in sıfırdan küçük olması gerekir. Negatif olması gerekir. Evet, burada mutlak değer x parantezine alırsak, neden mutlak değer x parantezine alıyorum? Çarpan olarak ikisinde de mutlak değer x var. X artı 3 ne olacak? Eksi 10. Mutlak değer x nedir? Artı işaretlidir. X artı 3 o zaman eksi işaretli olmalı ki sonucumuz eksi çıkabilsin. Burada yapacağımız işlem şudur. Dağılma özelliğini kullanalım. X kare çarpı x çarpı x kare x çarpı 3 3x eşittir eksi 10. Eksi 10 diğer tarafa gelirse x kare artı 3x eksi 10 eşittir 0 olacak. Eksi 10'u çarpanlarına ayırırsanız öyle bir ayırmamız lazım ki toplamları artı 3 etmeli. O zaman artı 5'e
Eksi 2. X artı 5 çarpı x eksi 2 eşittir 0 olmalı. 0 olabilmesi için x yerine eksi 5 yazarsak 0 olur veya x yerine 2 yazarsak 0 olur. X ne dedik biz? Sıfırdan küçük dedik. O zaman x yerine eksi 5 yazabiliriz. Cevap Adana. Başka da değer alamaz. A, B, R'ye sayılar olmak üzere verilmiş. Sıfıra eşit olabilmesi için iki mutlak değerin toplamının mutlak değer içleri sıfır olmalı. Yani 2a eksi b eksi 5 eşittir sıfır olmalı. A eksi 2b eksi 4 eşittir sıfır olmalı. 2a eksi b eşittir. Eksi 5'i diğer tarafa atarsanız artı 5. A eksi 2b eksi 4'ü diğer tarafa atarsanız artı 4. Bunu eksi 2 ile genişleterek şunun altına yazalım. Eksi 2 çarpı a eksi 2a eksi 2 çarpı eksi 2b eksi 4 artı 4b eksi 2 çarpı 4 eksi 8. Alt alta toplarsanız 2a eksi 2a birbirini götürdü. 4b eksi b 3b yapar. Eksi 3 artı 5 eksi 8 artı 5 eksi 3 yapar. B eşittir. Eksi 1 çıkıyor buradan. B eksi 1 ise yerine yazalım. A eksi 2B eşittir 4'tü. A eksi 2 çarpı eksi 1 eşittir 4. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı 2'dir. Diğer tarafa atarsanız 4 eksi 2'den 2. A 2 çıkar. Mutlak değer dışına 2. B eksi 1'dir. Diğer mutlak değer dışına 1. 2'den 1 çıktı. 1 cevap Denizli. İfadesinin en büyük değeri için paydanın en küçük değer alması gerekir. Paydanın en küçük değer alması için de bu mutlak değerlerin sıfıra eşit olması gerekir. İkisinden birine sıfıra eşit olmam gerekir. X eksi 2 eşittir 0 için x eşittir 2 olur. X yerine 2 yazarsanız 12 bölü. Burası 0 edecek. 2 artı 4, 6. 12 bölü 6, 2. X artı 4 eşittir 0 derseniz x eşittir eksi 4 olur. Eksi 4 yazdığınızda burası 0 olacak. Eksi 4 eksi 2 daha eksi 6 dışarıya artı olarak çıkar. Artı 6 olarak 12 bölü 6 2. 2 sonuçta da 2 çıkıyor sonucumuz. Farklı bir değer alamıyor. En büyük değeri 2'dir. Cevap Denizli. Eşit aşağıdakilerden hangisidir denmiş? A artı 2. A eksi 2'den büyük olduğuna göre bunların sonucu A negatif de olsa pozitif de olsa dışarıya A artı 2 olarak çıkar mutlak değer dışına. Arada eksi var. A eksi 5. A 5'ten küçük olduğuna göre 5 eksi A olarak çıkar. Artı 6 eksi A. A 6'dan küçük olduğuna göre 6 eksi A olarak dışarıya çıkar. Şu eksiyi içeriye dağıtmamız gerek. A artı 2 eksi 5 eksi eksi artı A artı 6 eksi A. Zıt işaretliler aynı harf zıt işaret varsa birbirini götürecek. Artı A eksi A birbirini götürdüğüne kaldı. Bir tane A kaldı. Eksi 2, 2, eksi 3, artı 3. A artı 3 oldu sonucumuz. Cevap Bursa. 18. soru. Mutlak değer dışına artı 8 olarak çıkmış. Mutlak değer içi 2x artı 4 yani. Ya eksi 8 olacak. X, 2x artı 4 artı 8 olacak ikisinden biri. Eksi 4'ü diğer tarafa atarsanız, artı 4'ü eksi olarak diğer tarafa atarsanız 2x eşittir eksi 12'den. X eşittir eksi 6 olur. Artı 4'ü diğer tarafa eksi olarak atarsanız 2x eşittir 4'ten. X eşittir 2 olur. Toplamları eksi 6 ile 2'nin toplamı eksi 4'tür. Cevap Bursa. 19. soru. 3a eksi 4 artı a eşittir 8 eşitliğinde A değerleri toplamı kaçtır denir. Eğer burası pozitifse 3a eksi 4 dün toplam işlemin sonucu pozitifse dışarıya 3a eksi 4 olarak çıkar. Artı a ile 8.
Eğer sıfırdan küçükse o zaman 4 eksi 3a olarak işaret değiştirerek çıkar. Artı a eşittir 8. Burası 4a eşittir. Eksi 4'ü diğer tarafa artı olarak atarsanız 12 a eşittir 3 çıkacak. Burada ise eksi 3a a daha eksi 2a diğer tarafa atarsanız artı 2a. 8'i diğer tarafa eksi olarak atarsanız eksi 4. A buradan ne çıkacak? Eksi 2 çıkacak. Alacağı değerler toplamı 3 ile eksi 2'nin toplamı artı 1'dir. Cevap Ceyhan. 20. sorumuz. X eksi 2 5'e küçük eşitse bu şu demektir. X eksi 2 5'ten küçük eşitse eksi 5'ten de büyük eşittir. Her üç tarafa artı 2 eklemeliyiz ki x yalnız kalsın. Eksi 3 küçük eşit x küçük eşit 7. X değerleri toplamı nedir? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zıt işaretliler birbirini götürecek. Eksi 3 artı 3, eksi 2 artı 2, eksi 1 artı 1, 0. 4, 5, 6, 7'nin toplamı kaç ediyor? 22 cevap Edirne. Testimizin ikinci bölümü burada sona eriyor. Bu testimizin birinci bölümünü ve farklı konulardan testleri bulabileceğiniz sitemiz ragipsahin.com'u ziyaret etmenizi bekliyoruz. Sitemize Google'a cehalet düşmanı yazarak ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, başarılar diliyorum.